müzikal deyince, bulvar komedisi deyince, hatta çoğu zaman tiyatro deyince akla hemen Haldun Dorman gelir. Tam tiyatro adamı. Tiyatroyu saydırdı. Sevdirirken saydırdı. Bence Türk tiyatrosunun kurucularından biri de Haldun Dorman'dır. Bu sözler bana ait değil. Bu sözler büyük şair Cemal Süreya'ya ait. Büyük şairin söylediklerinin fazlası var, azı yok. Bugün az önce konuştuğum açısından çok önemli bir gün. Benim gazetecilik kariyerim açısından da çok onur verici bir gün. Çünkü bu stüdyolarda çok değerli, çok önemli birini ağırlıyoruz. Fragmanın belgeselinden de belgeselin fragmandan da anlayacağınız gibi konuğumuz Türk tiyatrosunun dev ismi Haldun Dorman. Haldun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şeref verdiniz. Ya ben çok teşekkür ederim. Bu röportajı yapma imkanı verdiğiniz için bana önce çok teşekkür ederim. Ben de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gülben olacak. Gülben nerede? Birazdan Gülben de geliyor. Bugün programda sevgili seyirciler tek başıma değilim. Programda bir partnerim var. Aslında bu programda konuk olacak bir büyük sanatçı. Çok, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım Gülben Ergen. Az sonra burada olacak. Programı birlikte yapacağız. Haldun Bey'i birlikte ağırlayacağız. Ama programı açarken Haldun Bey'le açalım istedim. Çok kısa bir süre sonra Gülben de bizle beraber olacak. Röportajı birlikte yapacağız. Sizi birlikte ağırlayacağız. Umarım, daha doğrusu. Bekliyorum. belgeselde yaparsın şekerim. Bir kere yaparsın şekerim. Yaparsın şekerim. Nereden geldi şekerim? Alışkanlık. Öyle bir belirgi bir şey değil. Yaparsın şekerim. Ben herkese şeker ederim çünkü. Herkesten samimi olmaya çalışırım. Herkesten samimi olmaya çalışırken de canım şekeri falan gibi laf var. Şeyde Yıldız Kenter'de canikom der mesela. Ya evet. Ben şekerim derim. Ve şekerim benim şeyim oldu. Yaparsın şekerim çok aslında slogan. Yani tam sizin belki de sizin hayatınızın başlığı atılacaksa eğer yaparsın şekerim sahiden Selçuk Metin'i tebrik ediyoruz. Evet evet, güzel bir şey olmuş. Duygu Bey diyor ki belgeselde sizin çok yıllarca yakın çalışma arkadaşlarınızdan bir tanesi, Haldun olmasaydı tiyatrocu olmayacak bir sürü insan tiyatrocu oldu diyor. O doğru. Akıllarında yoktu yani, birçok insan aklında yoktu. Benim zorlamamla, benim onlara güven vermemle oldular. Siz nasıl anlıyorsunuz kimden tiyatrocu olacağını, kimden aktör, aktrist olacağını? Nedir sizde o cevheri? Böyle temelde iki tane şey sayın desem ilk ne söylersiniz bana? Aslında bakarsanız böyle bir cevherim yok. Tesadüfler. Karşıma çıkan insanlarda tiyatro merak olduğu hissettiklerimi biraz daha güçlendiriyorum. Sizin hikayeniz galiba babanıza mektubunuzla başlıyor tiyatro anlamında. Benim hikayem doğumdan başlıyor. tabii ama bizim dev Haldun Dorman, Türk tiyatrosunun Cemal Süreya'nın deyişiyle kurucularından bir tanesinin tiyatro ile hikayesi babasına yazdığı bir mektupla başlıyor. Varlıklı bir babanız, bir aileniz var, bir iş insanı babanız. Sizin de aslında tiyatrocu olmanız beklenmiyor. Babanızın işlerini devralacak ve daha sonrasında bir iş insanı olacak bir genç adayısınız siz. Ama bir mektup yazılıyor. Nasıl iş insanı olacaktım onu bilmiyordum. Evet, babama mektup yazmak zorunda hissettim. Çünkü herkes biliyordu tiyatrocu olmak istediğimi. Kız kardeşim dahil. Bir tek babamla annem bilmiyordu. Ben de üniversiteye mektup yazmış, kabul edilmiş hocalarımın vasıtasıyla. Yani tedrisatın başlamak üzere. Yalnız babama göre nasıl gideceğim? O bir Amerika seyahati vardı, işleri vardı Amerika'da, gittim. Babam uzun bir mektup yazdı. Belgeselde var o mektup. Var, onunla başlıyor hatta. Evet. Bayağı arkadaşlar mektup yazmışım. Bakıyorum şimdi de yani 20 yaşında bir çocuğun yazacağı bir mektup gibi değil. Durmuş olmuş bir adamı yazacağım mektup gibi. Babam da bana, Allah rahmet eylesin, çok bedeli bir adamdı. Çok yani şey bir adamdı. Çok güzel bir cevap verdi. Kabul etti benim şeyimi. Siz diyorsunuz ki ben tiyatrocu olmak istiyorum. İstiyorum ki bu cemiyetteki tiyatrocular, sanatçılar da saygıyla anılsın. Saygı gören insanlar olsun. Bu meslek, bu toplumu saygıdeğer mesleklerinden biri olsun. Bu yola baş koyacağım diyorsunuz. Babanız size ne cevap veriyor? Babam saygıyla karşıladı bu laflarımı. Bir tek şey severdi, çok önemli bir şey, önemli olan. Ol ama en iyisi ol. Yani 20 yaşındaki bir çocuğun yolunu açmak için çok güzel bir şeydi. Bir laftı. Ben de en iyisi olmaya çalıştım işte. Çalıştınız mı? Oldu inşallah. Şüphesiz öylesiniz. İnsanlar, sizin hayatınıza dokunan insanlar hep aynı şeyi söylüyorlar. Ben Nevra Hanım'dan duymuştum. Değerli Nevra Serezli'den. Diyor ki Haldun'un ekolü ve prensipleri vardır. Nevra Hanım'dan öğreniyoruz ki bunlar sahneden 2 saat önce gelinir.
Oyun öncesi alkol alınmaz. Sahnede düzeni bozacak espri tuluat yoktur, yapılmaz. Tüm ekip aynı otobüs, aynı otelde kalır. Evet, o da, o çok önemli, o çok önemli. Ben hayatımda kimden ayrı bir yerde kalmadım. Yani mesela Kıbrıs'a giderdik, Kıbrıs Üniversitesi'ne giderdik. Kıbrıs'ta benim akrabalarım var. Babamdan dolayı, babam Kıbrıs'ta çünkü. Kıbrıs doğulu. Ama ben yine onların aynı yerde kalırdım. Akrabalarımda kalmazdım yani. Çok ısrar ederse bir gece falan kalırdım. Başrol oyuncusundan ışıkçısına, sesçisinden yönetmenine, herkesin aynı otobüste seyahat ediyor olması, aynı otelde kalıyor olması, galiba bütün bu sizin yaşamınız boyunca herkesin, Dormen Tiyatrosu ve Dormen'e dokunan herkesin söylediği, ya burası bir aile ortamı gerçekten, başlığının sanki bir mesajı, bir kırılımı, bir gerçeği gibi, değil mi? Çünkü tiyatro benim tiyatrom değildi, bizim tiyatromuzdu. Işıkçı yanlışça da ışık verirse oyun anlaşılmazdı. Perdeci yanlış yerde perdeyi kapatırsa alkış alamazdık. Yani herkesin işe çok önemliydi. Birbirimizi tamamlıyorduk. Yani birbirimizi tamamladığımız için benim tiyatrom değildi, bizim tiyatroydu. Zaten belgeselde de söylüyorum. Hayatta bir tek defa bile benim tiyatrom demedim. Hep bizim tiyatro dedim. Bizim tiyatroydu. Bizim tiyatro olarak devam etti. Bizim tiyatro olarak bitti. Fırat sizin için diyor ki, Fırat Danış, mülkiyetçi olmayan, yok edici olmayan, iyi eğitimli, kültüre, sanata yatırım yapan bir devrimci. Sahiden de baktığınız zaman ekonomik olarak rahat şartlarda büyümüş. Tiyatro yapmasa bu şartlarla yaşamaya, hayatının sonsuzuna kadar muhtemelen devam edecek birinin tiyatro yaparak tırnak içinde başına böyle bir dert alması gerçek bir devrimci. Bir dert mi? Tabii bir dert yani, bizim gördüğümüz kadarıyla bir dert. Gerçekten bir devrimcilik. Zorunuzun adı neydi Talidun Bey? Şimdi öyle geliyoruz. Ben tiyatrocu olmak istedim. Yani show business'ta yani gökyüzü gösterisi adlarından biri olmak istedim. Başka hiçbir şey düşünmedim. Hiç. Doğduğumdan beri. Neden bilmiyorum. Buna ilk ne zaman, yani ilk kıvılcım ne zaman? Bir okulda bir müsameredi. Hayır, ben müsameredi bile oynamadım. Yani ilk okulda ne kelebek oldum bile, aslan oldum bile şey olmuş, bir şey olmadım. Galatasaray'a girdim. Ortayı Galatasaray'da okudum çünkü. Orada şey diye bir hocamızın yazdığı Demirbank diye bir müzikal vardı. Orada 25 kuruşluk oynadım. 25 kuruş. İlk rolüm 25 kuruşluktu. 25 kuruşluk da kalmadı artık. Ben nasıl anlatsam 25 kuruşluğu. ve ondan sonra da şey, ama vardı, içimde vardı. O da büyük bir şey, büyük bir ihtiras da oynadı. 25 kuruşluk önemli rol gibi. Sonra da koleje gittim, Robert Koleje. Lise bir Robert Koleje bitirdim. Robert Koleje'de fırsatlarım doğdu. Bir sürü oyunda oynayabildim. Ama asıl şey tabii eğitimim. Amerika'ya gittim, Yale Üniversitesi'nde başladı. Eğitim bence ille bir tiyatrocu, iyi bir tiyatrocu olması için ille eğitimi olması lazım. Bence hayır. Ama eğitim olsa iyi olur tabii. Çok daha kolay olur. Yani bence birçok tiyatrocu var hem zamanımızda hem geçmişte. Adil Raşitler, Müjde Özkullar, Vasfi Rıza Zubullar. Bunlar eğitilmediler ama çok müthiş tiyatrocular oldular. Ben Vasfi Bey'i seyretmekten çok şey öğrendim, örneğin. Yani eğitim çok önemli. Şimdi ben bize çok mutlu olduğum bir şey var. Bir Dormen Akademisi kurduk. Ya evet. O benim için çok önemli. Dormen Akademisi'nde şu anda 180 tane talebemiz var. 180? 180 müthiş. Tane talebemiz var. Bunlar aslında bankacı hanımlar, avukatlar falan her türlü meslekler insanlar var ve şey gibi bir meslekte çalışıyorlar. Yani. Yeni başlayan amatörler gibi çalışıyorlar. Bence çok keyifli. Çok çok keyifli. Dormen Tiyatrosu'ndan çok mutluyum. Dormen Akademi'de. Her büyük oyuncunun eğitim alması gerekmez. Alsa iyi olur diyorsunuz. Peki, tabii gerekmez. Geçmişimiz bunu gösteriyor yani. Peki her eğitim almış insan büyük oyuncu olur mu? Hayır. Keşke, yok. Böyle şey yok. Yani tiyatro başka bir şey. İç. Tiyatroya saygı duymak lazım. Tiyatrocu olmak isteyen insan tiyatroyu sevecek ama gerçekten sevecek. Ben yaparsa şekerim diyorum ama tiyatroyu seversen şekerim der oluyor. Tiyatroyu sevmezsen, tiyatroya gerçekten saygı duymazsan tiyatrocu olamazsın. Biz cenazelerden kalkıp oyunlara gittik yani. Ne hikayeler var o belgeselde. Şimdi sevgili izleyiciler, önümüzdeki haftalarda dijital platformlarda seyredebileceğiz Yaparsın Şekerimi. Selçuk Metin'in gerçekten çok önemli, çok kıymetli çalışması, sevgili Zeynep Miraç'la birlikte, gazeteci arkadaşımız.
Olağanüstü hikayeler var. Şimdi birazdan Gülben'i de buraya davet edeceğiz. Birlikte konuşalım istiyorum. Dışarıda darbe oluyor. Siz 2000 kişiye oyun oynuyorsunuz. Kapalı gişe. Koşturarak eve gidiyorsunuz. Evet. Çünkü sokağa çıkma yasağı var sonra. Ben şaşardım. İnsanlar nasıl geliyorlar buraya diye. Ve çıkışta zaten eve gitmeyeceğim. Bir yere gideceğim. Bir lokalde oturacağız çocuklarla. Bakardım nasıl gidiyor. Herkes koştura koştura giderdim. Birdenbire sokak bomboş kalırdı. Yani müthiş bir şeydi o. Zeynep şahane bir soru sormuş size Zeynep Miraç. Diyor ki ya o pırıltıyı nasıl keşfediyorsunuz? Pırıltıyı. Evet yani dokunduğunuz hayatlarına Haldun Dörmen'le tanışmadan önce hiç kimsenin tanımadığı, hiç kimsenin bilmediği fakat Haldun Dörmen dokunduktan sonra büyük yıldızlara dönüşen o isimlerdeki, o insanlardaki pırıltıyı nasıl keşfediyorsunuz? Ben de çok merak ediyorum. Bence işi olan bağlılıklarından, sevgilerinden. Dediğim gibi tiyatro ya sinema veya televizyon bizim işimiz çok şey bir iş. Yani fedakarlık isteyen bir iş. %100 kadar fedakarlık isteyen bir iş. Ve o fedakarlığı verebilecek insanları hissedebiliyorsunuz. Yani çok sevenleri hissedebiliyorsunuz. Ya laf olsun diye tiyatro yaparlar. Laf olsun diye zaten onlar ortalıkta yok olup gidiyorlar. Sırf şöhret olmak için olanlar var yani. Şu anda televizyonda görüyorum birçok bir takım insanlar sırf şöhret olmak için oynuyorlar rolleri sonra yok olup gidiyorlar. Ama kalanlar kalıyor. Çünkü onlar gerçekten işi seviyorlar. Yani o iki elleriyle kısık kısık işi tutuyorlar. Ve ileriye doğru sağlam adımlarla yürüyorlar.